Türkiye'deki tıbbi cihazların üretim, satış ve kullanım aşamaları Sağlık Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliğiyle gerçekleştirilecek yazılım aracılığıyla ilaç takip sistemindeki karekod uygulamasına benzer yöntemle izlenebilecek. Fıtık bölümünü keser bunu, parçalar. Sonra bu tarzda malzemeler. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Profesör Doktor Özkan Ünal, tıbbi cihazların takibi için Sağlık Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliğiyle çalışma başlattıklarını söyledi. Hangi cihaz nerede satılıyor ve kullanılıyor? Bu çalışmada ürün takip sistemi dediğimiz bir sistem yazılımı ile olacak. Bu Sağlık Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında olan bir protokol ve sözleşme neticesinde bu çalışma başlatılmış vaziyette. Ve yaklaşık %40 civarında da bu çalışma bitti. Eğer bu 1-2 yıl içerisinde daha bu yazılım devam edecek. Bu bittiğinde hangi tıbbi cihaz nerede üretildi, nerede satıldı, kimin üzerinde kullanıldığının bütün takibini yapacak bir sistem oluşturulması düşünülüyor. Eğer bu oluşturulur ise ki inşallah böyle çalışmalar da şu an devam ediyor. Oluşturulursa bütün envanter, tıbbi cihaz envanteri, üretim açısından söylemiyorum, kullanılan tıbbi cihaz envanteri Türkiye bazında sayıyla hangi marka, hangi model, kim üzerinde kullanılmış hepsi dokümante edilecek ve web ortamında, portal ortamında bu kurumca, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından görülebilecek. Takip karekod ya da benzeri uygulamayla sağlanacak. Tıbbi cihazlarda da aynı yöntem uygulanacak. Çok küçük tıbbi cihazların takibi zor olabilir. Ancak yetkililer bu sıkıntıyı da aşmaya çalışıyor. Bu söylediğim sistem dünyada bile henüz kurulmuş bir sistem değil. Onun için temkinli konuşuyorum. Dünyada ilk olacak için onun için temkinli konuşuyorum. Ama bir aksilik olmazsa ilaç takip sisteminde başarılmış olan bu sistem ki o da dünyada ilktir ilaç takip sistemi. O güvenceyle ürün takip sisteminde, tıbbi cihazda ürün takip sisteminde olacağına ve başarılacağına inanıyoruz. Sistem sayesinde sorunlu tıbbi cihazların üretim ve satışı durdurulabilecek.